Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önce TAD portalı ile alakalı iki tane video hazırlamıştım. Toprak verisi indirme ve arazi kullanım verisi indirme. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün bir uygulamasıydı burası. Uzun zamandır bakımdaydı. Siteye giriş yapılamıyordu. Site yenilenmiş. Yeni halini bir inceleyelim beraber. Buraya girebilmeniz için arkadaşlar öncelikle siteye TC kimlik numarası ile beraber üye olmanız gerekiyor. Girişe tıklayarak buraya giriş yapıyoruz. TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılabiliyor buraya üye olduktan sonra. Daha sonra sol tarafta bulunan yönetim panelinin altındaki haritaya tıklıyorum. Bir Türkiye haritası açılıyor. Üzerinde noktalar ve bazı alanlar var. Haritanın sol tarafında katmanlar menüsü var. Katmanlar menüsüne tıklayarak katmanları görebiliyoruz. OVA ve Havza sınırlarının altında neler var bakın. Daha site galiba yeni güncelleniyor, yenileniyor. Meteorolojinin altında nem günlük ortalama açık kalmış. Burayı açık unutmuşlar. Kapatalım bunu. Haritayı boğmasın ekrana. OVA ve Havza sınırlarında neler var bakalım. Pardon. Diğer katmanları daha doldurmamışlar galiba. Taslak falan yazıyor bakın. Büyük ovalar taslak. Kırmızılar çıktı ekrana bakın. Havza sınırları. Gördüğünüz gibi havza sınırlarını görüyorsunuz. Ova. Ova sınırları açık. Revize ovalar. Ve tarımsal bölgeler var. Yani coğrafi bölgeler galiba bu. Daha sonra burada neler var? Altlık haritalar olarak değiştirebiliyoruz alttaki haritayı. Google hibrit, Google yol gibi istediğimiz altlığı buradan seçebiliriz. Kapatalım. Arazi kullanımı. AKK dediğimiz arkadaşlar arazi kullanım kabiliyeti diye bir harita türümüz var. 1. sınıf, 2. sınıf, 4. sınıf, 8'e kadar gidiyor. 1'den 8'e kadar arazi sınıflara yakınlaşıyoruz. Ovaların isimlerini görüyoruz. Haritaya iyice yakınlaşıyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki arazi kullanım kabiliyeti daha eklenmemiş. Eklenen nedenler var. Arazi mülkiyet var. Bakalım. Hazine arazileri burada var mı? Gözüküyor mu? Buraya gelirse bu iyi olur. Her yerde bunu aradım ben. Hazine arazileri. Ama daha güncellenmemiş zannedersem. Meralar. Bu da yok. Kapatalım. BTG yani Büyük Toprak Grupları. Yine bu şu anda haritalarını, ödevlerini, projelerini hazırlayan arkadaşlara büyük yardımcı olacak bir veri kaynağı arkadaşlar. Haritaya yakınlaştığımızda gördüğünüz gibi büyük toprak gruplarını lejandı ile beraber görüyoruz. Şöyle üzerine geldiğimde lejant tıkladığımızda lejant da geldi bakın. Kahverengi topraklar, alüvyal topraklar, şunlar bunlar vesaire harita üzerinde görebiliyoruz. Ovaları da kapatarak buradan ova sınırlarını şöyle pasifize edebiliyoruz. Harita üzerinde görebiliyorsunuz. Önceden burada arkadaşlar çizip shape olarak indirme seçeneği vardı. Şu an onu kaldırmışlar gibi görünüyor. Belki sonradan yeniden ekleyebilirler ama şu anda görünmüyor. Burada diğer bakın bir sürü bilgilerimiz var. Topografik paftalar, toplulaştırma hali hazır, etüt, haşhaş, genel destekleme çay alanları gibi tarım ve toprakla alakalı bütün veri tabanı katmanlar buraya zamanla yüklenecek galiba. Kapatıyorum. Sol tarafta referans yükleme kısmından buraya bir katman çalışma alanı yükleyip bakabiliyorsunuz galiba. Kadastro tekilden yine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgulama uygulamasındaki gibi parsel sorgulayabiliyorsunuz buradan. Çokuldan da yine çok sorgulayabiliyorsunuz. Alan ölçmeden, harita üzerinden alan ölçebiliyorsunuz. Çift tıklayarak bitiriyoruz. İkinciye geçti. Açı ölçten açı ölçü biliyorsunuz. Yine uzunluk ölç. Basit harita araçları yapılmış burayı tamamı. Burada benim önem verdiğim nokta OVA analizi. Şimdi katmanlar kısmından arkadaşlar şu toprak gruplarını kapatıyorum. OVA sınırları aktif hale getiriyorum ve uzaklaşıyorum biraz. Buradaki OVA analizine tıklayarak OVA sınırlarının üzerine tıklıyoruz ve yeni bir pencere açılıyor. OVA'nın adı, alanı, işte Cumhurbaşkanlığı kararıyla, daha sonra buralar daha yüklenmemiş muhtemelen ama sonradan yüklenecek. OVA'ya bağlı mahalle köy bilgileri, yürütülen projeler, OVA'nın genel arazisinin toprak dağılımları, arazi kullanım kabiliyet dağılımları, şimdiki arazi kullanım dağılım eğim derinlik bilgileri burada yer alacak galiba. Burası daha dolduruluyor galiba. Güzel bir bilgi penceresi olacak. Yine ekranda ovalar varken bilgi ekranına tıklayarak ovanın üzerine tıklıyoruz. Sağ tarafta ovanın bilgisi geldi arkadaşlar. Şunu şöyle alayım. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bakın 2021 yılında bura onaylanmış. Bilgileri yer alıyor. Daha sonra koordinat kısmına tıklıyoruz. Burada coğrafi koordinat, enlem boylam, ITRF3 dilimlik ve ITRF6 dilimlik köşe noktaların, daha doğrusu çizilen vertexlerin, noktaların koordinat değerleri var. Burada bilgi ile bu ovanın üzerine tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi coğrafi ITRF3 dilim ve ITRF6 dilimlik koordinat bilgileri var. Burada shape olarak indiremiyoruz, bari buradaki koordinat bilgilerini kullanarak bu sınırı dışarıya aktarmak istiyorum. Buradan ITRF3 dilimi seçiyorum. Ve x, y değerlerini seçerek buradan kopyalamaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? ...297 adet nokta var. Kopyaladım bunları arkadaşlar. Boş bir Excel açıyorum. Yapıştırmadan önce dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Buranın hücrelerini biçimlendirmem gerekiyor. Öncelikle burayı metin olarak seçip tamam diyorum. Ve yapıştırıyorum değerleri. Şöyle yapıştırıyorum. Böyle yapıştırdığımda arkadaşlar buradaki küsurat değeri olarak nokta geldi. Gördüğünüz gibi Ctrl A diyerek tamamını seçerek Ctrl F diyorum. Değiştir diyorum. Aranan değer kısmına nokta, yeni değer kısmına virgül yazıyorum. Noktaları virgülle değiştiriyorum ve tümünü değiştir diyorum. Daha sonra X ve Y sütunlarını seçerek sayı olarak değiştiriyorum. Y'nin soluna tıklayarak ekle diyorum ve X sütununu Y'nin soluna taşıyorum. Burada bakın X, Y değerlerim oluştu. ArcMap programına geliyorum. Katalog. Buraya bir GDB oluşturuyorum. GDB'nin altına da bir table oluşturuyorum. Tablo. Buralara da float yapıyorum. Editörü başlatıyorum. Öz nitelik tablosunu açıyorum. Burayı şöyle olduğu gibi kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. yapıştırdım. Daha sonra buradaki x değerini kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Y değerini kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Editörü stop yapıyorum. Evet diyorum. Tabloya sağ tıklayarak şunu kapatalım. Koordinat değerini, daha doğrusu koordinat sistemini TRFTM33 olarak seçiyorum. Tabloya sağ tıklayarak Display X, Y Data diyorum. X ve Y'yi burada ters seçiyorum. Koordinat sistemi olarak TRFTM33 seçili. Tamam diyorum. Geldi. Doğru yere mi geldi? Bir Bing hibritten kontrol edelim. Doğru herhalde. Kırıkkale'ye bir yere gelmesi lazımdı bunun. Bakalım. Kavurgalı diyor. Kavurgalı yazıyordu herhalde burada. Evet, doğru. Tablo event'a sağ tıklayarak Data Export Data diyorum. Ve bunu nokta katman olarak kalıcı bir dosya haline getirip kaydediyorum. ...270 noktamız vardı. Şimdi arkadaşlar... Evet arkadaşlar, nokta katmanımızı şimdi... Önce... Çizgi katmanına, yani line katmanına çevireceğiz. Daha sonra poligon. Biraz uzun gidiyoruz. Biliyorum aşamalar biraz uzun oldu ama hem birkaç özelliği göstermiş oldum size, hem de hiç yoktan, hiç veri olmayan yerden, yani nasıl bir veri üretebilirsiniz onu göstermeye çalışıyorum. Data Management, Feature, Point to Line diyorum öncelikle. Point katmanımı seçiyorum. Kayıt yerime geliyorum. Ve nokta line diyelim. Close line'ın tikini atıyorum. OK diyorum. Geldi arkadaşlar. Çizgi katmanım oluştu. Daha sonra Feature to Polygon diyorum. Ve artık OVA yazıyorum. Ve sonunda, uzun uğraşlar sonunda OVA poligon verimizi elde ettik. Bunu da şöyle yapalım. Sınırlarımız kusursuz bir şekilde elde ettik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konulara soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.